Efendim yepyeni bir astroloji programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi değerli astroloğumuz, kanal editörümüz Aylin Pekel bize kovalar ve yükselen kovalar hakkında değerli ve detaylı bilgiler verecek. Aylin'cim Nisan 2020'de kovaları ve yükselen kovaları neler bekliyor? Evet, şimdi Nisan çok güzel bir ay. Bir kere 2020'nin en güzel aylarından biri. Artık son çıkışımız. Çünkü Mayıs'tan itibaren artık gezegenlerin çoğu durağan pozisyona geçeceği için yapacağımız ne varsa artık Nisan ayında sonuçlandırıp geri dönüşünü beklememiz gerekiyor yılın ikinci yarısında. Aralığa kadar. Şimdi Nisan ayının en büyük gündemi bir kere bir dolunayımız var. Terazi dolunayı 8 Nisan'da gerçekleşecek. 9. evimizde. 9. evin kapsamları oldukça geniş. Bizim yüksek eğitim, yabancılarla iletişimimiz, yabancılarla olan ticaretimiz, akademik olaylarımız. Şimdi orada ticaretle uğraşan bir kova burcuysanız, yabancı ülkelerle veya insanlarla bir iş trafiğiniz oluşabilir. Terazide zaten ilişkilerle alakalı olduğu için bunu güzel bir şekilde yaptırır. Hiç aklınızda olmayan bir iş fırsatı çıkabilir. Hiç aklınızda olmayan bir eğitim, bir seyahat, bulunduğunuz yerden farklı bir yere bir seyahat, bir eğitim fikri olabilir. Akademik hedefler, eğitim şansları gündeme gelebilir. Yeni haberler, yakın çevremizle alakalı kararlar netleşir. Atıyorum akrabalarınızın, komşularınızın, kardeşlerinizin yeni bir kararını duyup onlara fikirsel açıdan yardımcı olma ya da hedef gösterme. Çünkü sizin hedefler eviniz de aynı zamanda dolunayınız. Üçüncü evi de gördüğü için bu tarz istişareleriniz olabilir. Aynı zamanda işte Merkür Koç 11'inde 11 Nisan'da 3. eve geçeceği için şimdi Dolunay'ın etkileri ayrıca bir hafta önce, bir hafta sonra etki edeceği için Dolunay'ınıza Merkür Koç oradan bir karşıtlık gönderecek. Bu da ne demek? Atıyorum aracınızla ilgili bir sorun gündeme gelebilir. Bunu çözmek zorunda kalırsınız. Yakın çevrenizle ilgili fikirsel ayrılıklara düşebilirsiniz. Yakın akraba, arkadaşla ilgili konularda dediğim gibi zaten dolunayın konusu da o. Onlarla ilgili bir gündemi netleştirip onlara yardım etmeniz gerekebilir. Kısa seyahatler yine 3. evin konuları olduğu için gündemde. Ama Merkür 2. evden geçerken Neptün o zaman balık Merkür'le kavuşum yapacak 11 Nisan'a kadar. Hı hı. İşte o zaman para, pul, iş durumlarınız karışık. Para, pul ve iş durumlarında hayal kırıklığı oluşabilir. Oralarda iş görüşmelerinde, kariyer, finans hesaplarında işler umduğunuz gibi gitmeyebilir. Şimdi 11'ine kadar bunların hepsi olasıyken ben o dönem karar vermemenizi, yani olay hakkında zaten netleşemeyeceksiniz de. Hani bunun için kendinizi üzüp gelmemenizi tavsiye ediyorum. 11'ine kadar karar vermeyin diyorsun. Evet, 11'ini bir görün. 11'ine kadar ya bu iş olmayacak herhalde ya da ya bu iş görüşmesine gittim ama geri dönüşü de olmadı herhalde bu iş değil. Ya da işte para pul işleri bu para gelmedi herhalde gelmeyecek. İşte kariyer, finans, borçlar ya onlarla ilgili böyle bir tedirginlik, önünü görememe. Onun için Merkür Koç'un size bu anlamda faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü ikinci evden Merkür çıktığında artık orayı çok net göreceksiniz. 11'inden itibaren olaylar daha netlik kazanacak. Şimdi 19'unda da zaten Güneş artık Boğa'ya gireceği için, Boğa burcunda gezeceği için, Uranüs de sizin 4. evinizde olduğu için. Güneş-Uranüs kavuşumunuz var 4. evde. Bu da ne demek? Ailevi konular, ev hayatı, mülkleriniz, her türlü alım-satım, taşınma. Şimdi Uranüs'ün olduğu yerde bir anilik, bir şok edici gelişme, hiç beklenmeyen olaylar gündeme gelir. Ve buna siz karşı koyamazsınız. Yani birdenbire gelişen bir olaydır. Sadece ona dahil olursunuz.
Sürpriz bir gelişmedir. Bu sizin dördüncü evinizde. Dördüncü evinizden aynı zamanda onuncu evinizi de gördüğü için bu sizin işinizi, gücünüzü ilgilendiren, evinizi, ev hanenizi ilgilendiren konular, atıyorum patronunuzu bile ilgilendiren konuları gündeminize taşır. Şimdi en önemlisi Satürn Kova geçişini birinci evden yaşıyorsunuz. Ben zaten onu Satürn Kova videolarımda anlatmıştım. Şimdi onun yanına bir de Mars geliyor sevgili kovalar. Şimdi Mars geldiği eve zaten bir agresyon getirir, bir enerji getirir, bir mücadele, bir hırs, bir savaş olayı getirir. Yani enerjisini orada güdüsüyle ortaya koymak ister. Satürn Kova'da zaten orada bir düzen istiyor, düzen ihtiyacı. Şimdi o düzeni Mars bozmaya çalışınca birinci evinizde bir kaos durumu. Kendinize mesela yenilik katma isteğiniz var. Evet, orada zaten bir artık yeni başlangıçlar durumu var. Ama bunu hırsla, bunu çok büyük bir herkesi ezerek, karşıdakini düşünmeyerek gayet bencilce yaparsanız bunun size bir faydası olmaz. Burada Mars'ın kovada bulunma şekli şöyle. Aklını kullan. Yani aklını kullanarak enerjini koyduğun her egonu şeyde kontrol et. Ben sana yardımcı olacağım diyor. Aynen öyle. Egonu dizginle kontrol et. Değişim hırsını, yenilik gücünü, ilişkilerdeki bu manipüle etme gücünü iyi şekilde yönlendir. Çünkü bu enerji güzel bir enerji, yüksek bir enerji. Bunu akılcı bir şekilde kullanırsan zaten Mars sana orada gereken değişimi sağlar. Yoksa ikili ilişkilerde de sorun çıkabilir. Çünkü 7. evi görüyor karşı tarafta. Böyle gereksiz münakaşalar, gereksiz gerginlikler, bu eşiniz de olabilir, sevgiliniz, ortağınız. O yüzden bunlara da girmemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Venüs güzel, terazinin zaten yöneticisi Venüs, en güzel gezegenimiz. 5. evde, bu sizi mutlu edeceğini düşünüyorum. Çünkü yeni bir aşk verebilir kovalara. Venüs geçtiği evden böyle güzellik, mutluluk vererek geçer, bereket vererek geçer. O evi bir bereketlendirir. Şimdi 5. evde Venüs geçişi zaten 11'i de göreceği için bir kere kovalar sosyal olacak. Sosyal olma isteği olacak Nisan ayı boyunca. Gerçi bu koronadan dolayı nasıl olacak onu bilemiyorum. Ama evinde bile sosyalleşebilir. Evet. Keyif isteği, çapkınlık, her türlü böyle flörtöz işler gündemine gelir. Ve Venüs'ün yardımı olacağı için çok keyifli zamanlar harcar bunun için. Çocuklarla ilgili gündemleri olabilir. Yaratıcılık gerektiren işlerde şansını ortaya koyar. Yeteneğini kullanarak bir hobi geliştirir ya da yeteneğini kullanarak bir iş edinir artık bundan. Venüs mesela bu anlamda çok yardımcı olacak onlara Nisan ayı boyunca. Nisan ayının en büyük gündemlerinden biri işte Jüpiter-Plüto kavuşumumuz var. Ben bu Jüpiter için zaten ayrı bir video çekeceğim. Çünkü en büyük şansımızın nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Jüpiter... Ne zaman çekeriz Aylin'cim? Bir terslik olmazsa. Bir terslik olmazsa. Korona değmezse, etmezse, bizi korkutmazsa. Önümüzdeki hafta çekeriz herhalde. Evet, çekeriz. Çünkü bunu özellikle bilmelerini, yani en büyük şansın nereden gelecek? Bunu bilirsen hani o ayıklıkla daha farkında olup onu kullanabilirsin diye düşünüyorum. Evet. Bu kesinlikle kullanılması gereken bir enerji zaten. Bunu Plüto'da dönüştürücü bir gücümüz. Aynı zamanda kötücül bir gezegen demeyeceğim ama diyeceğim. Plüto ile Jüpiter kol kola girdiği zaman artık ben seni iyicil bir şekilde dönüştürmek istiyorum diyecek. Sen bu işleri ele alamadın. Artık biz el ele veriyoruz. Yani. Bu işi çözeceğiz. Sanki Aylin bana şey geliyor ya, emir büyük yerden. Emir büyük yerden biraz evet artık Plüto zaten en büyük patron. O evet bir elini masaya koyacak yani. Evet. Şimdi ama bu kovaların işte 12. evinde. Şimdi Jüpiter gibi güzelim bir gezegen kapalı bir evde kaldığı zaman güzelim gezegen. Yani kapalı bir evde hani kendini %100 performans gösteremeyecek. Hı hı. Plüto'da zaten hani dönüşümsel şeyleri tetiklediği için ani kayıplar, bitişler, kontrol edilemeyen durumlar,
korku, endişe, böyle netleşememe, biraz böyle bilinçaltımızı da orada iyice deşip, yani kaoslu durumlar çıkarabilir ikisi. Şimdi ikisi bir de büyük paraları da konu ettiği için orada büyük paralarla ilgili de gündemler yaratabilir kovalara. Güzel. Onlara ulaşmak için böyle yıkıcı bir enerji verebilir. Hı hı. Çünkü Plüto var orada. Karşıda 6. evi görüyor. 6. ev işte günlük rutinlerimi ben artık değiştiriyorum. Artık böyle yapmayacağım. Bu iş yerinde hani bu görevi yapmayacağım da bu görevi yapacağım ve ben bunun için büyük bir para hedefliyorum mu gündemine taşıyabilir. Ama 12. evdeki işte bu iyicil enerjiyi bulup çıkarma, onların iyicil desteği. Şimdi Jüpiter Plüto gereksiz böyle kibir de verebiliyor 12. Hı hı. evden geçerken benim danışanlarımdan gözlemlediğim kadar. Hani Jüpiter olanı büyüttüğü için orada o konuları da büyütüyor olabilir. Bunlara da ekstra özen göstermeleri, dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Kova, Nisan özellikle Dolunay 9. evi önemli. Çünkü dediğim gibi konuları çok geniş. Onlara yenilikler getireceğini düşünüyorum. Olumlu, pozitifte kalarak Nisan'ı atlatırlarsa zaten hayat onlara güzel şeyler getirecektir. Çok güzel. Ve Aylin'cim, yaptığın detaylı analiz için kovalar ve yükselen kovalar adına sana teşekkür ederim. Küçük bir eklemem olacak. Biliyorsunuz bu koronavirüs tabii bizi senle değindin. Çok etkiledi. Evet. Türkiye'de bizi biraz durdurdu. Negatif alanlara itti. Lütfen biz pozitifte kalalım. Olumlu düşünelim. Çok birbirimize insan olarak çok yaklaşmasak da olumlu duygularımızı paylaşalım. Birbirimize moral verelim. Evet. Neden olmasın? Tabii ki. Kuantum evrenindeki titreşimimizi güçlendirelim. Bunun bize mutlaka bir katkısı olacaktır. Bu titreşimin güçlendirilmesi adına da benim bir önerim olacak sizlere. Biliyorsunuz Türkiye'de genel anlamda esnaflar dükkanlarını kapattılar. Şirketler ara verdiler. İnsanlar da sokağa çıkmıyor ve bizim sokakta yaşayan dostlarımız hayvanlar, sokak hayvanları, evet, bu soğuk havalarda, mesela Ankara'da şu an ayaz var ve kar yağdı. Aç kalabilir ya da sıvı bulamayabilir, tüketecek. Lütfen bu konuda biraz duyarlı olalım. Herkes elini taşın altında biraz koyarsa dostlarımızı korumuş oluruz. Ben dostlarımızı, sokakta yaşayan dostlarımızı korumanın genel anlamda bizim ülkemizin ve dünyanın gidişatı için olumlu etkisi olacağına inananlardanım, umanlardanım. Evet, kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu konuda ilginizi talep etmekteyiz efendim. Son olarak da eğer sorularınız var ise lütfen videonun altında sorunuz, çekinmeyiniz. Günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz, bunları da bize yazabilirsiniz. Özel günlerden geçiyoruz. Evet. Tarih yazılıyor şu anda. Evet, tarih yazılıyor. Diğer videolarımızı da özellikle izlemenizi öneririz. Özellikle Satürn Kova videomuzu, evet, uzun kesinlikle bir videodur. Mutlaka izlemenizi öneriyoruz. Aylin'cim çok teşekkürler. Rica ederim. Efendim, yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize hoşça lütfen kalın. Çok iyi bakın. Hoşça kalın.